Sevgili yavrum, büyüdüğünde okuyacağın bir mektup yazıyorum sana. Senin geleceğine, senin yarınlarına bir mektup. Gözümün nuru yavrum, önce seni anlatmak isterim sana. Geçmişini bilirsen, geleceğinden emin olursun çünkü. Sen, uğruna kainatlar yaratılan peygamberin ümmetisin. Sen, Viyana önlerinden Çanakkale'ye, Yemen'e şanlı destanlar yazan, cumhuriyeti kuran bir neslin mirasısın. 15 Temmuz'da bir gecede bir milletin yeniden dirildiği, namerde boyun eğmeyen kahramanların gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şerefli bir toplumun ferdisin sen. Anneciğin sana hep hasret. Evet. Ama annenin bir derdi var yavrum. Sensiz günlerin karşılığında senin mutlu yarınlarını kurabilmeyi umut ettiği bir derdi var. Gencecik fidanlara rehber olmak annenin derdi. Hasta olanlara şifa, derdi olanlara deva olmak. Vatansız kalmışlara kucak açmak bu memlekette. Senin için, tüm ülkemizin çocukları için, geleceğimizi yaşatabilmek için mücadele etmek bugünden. Günü geldiğinde çok daha iyi anlayacaksın anneciğini. Evet, annen yanında değil belki. Seni arkasında bırakarak, kapı kapı, sokak sokak, gece gündüz demeden çalışıyor senin yarınların için. Bütün analar babalar, evlatlar, gençler, yaşlılar, çocuklar huzurla yaşasın diye. Bu millet, bu memleket hep var olsun diye. Sen çile çekme diye. Bizim yaşadıklarımızı yaşama diye. Senin varlığına her gün şükreden annenin göz bebeğisin sen. Ama annen vatanına aşkla bağlı, bayrağına da sevdalı. Bir evetin öneminin, bir milletin kaderi olduğu gün bugün. Bugün senin için, evet için düştüm yollara yine. Sana, senin gülüşlerinle çınlayacak bir vatan bırakmak derdim. Benim en büyük hazinem sensin yavrum. Benim en büyük hazinem milletim.